Vefa, yani bu kadar derslerin içinde söylemediğimiz herhalde şey, vefa, bir cümle zannediyorum, çok hoşuma gidiyor. Üstad, bu asır hakkında şöyle diyor, vefasız asır, gaddar asır, kahturical asır diyor ya, bir tane de vefasız diyor. Muhakematta gavr-i inidama çekildi diyor vefa. Gavr-i inidam öyle bir kuyu ki çıkması çok zor. Ancak 123 Mesnevi Nuriye'de yani Allah'ın özel lütfuna mazar olanlar çıkabilir belki. Gavr-i inidam ne? Yani çıkması yani dönmemek üzere kuyuya düştü. Gavr-i nidama çekiyor. Yani vefa kaybedildi mi gelmiyor bir daha. Hiç mi gelmiyor? Çok zor. Gelmiyor yani. Şimdi okuyayım. Bak mahkemette gavr-i nidam. Yani acayip bir kuyu yani. Ondan sonra ne olmuş? O vefasızlığı çıkmamasının sebebi Osman arkasında bir sürü şeylerin söylenebilmesidir. Söylenildiğinde çıkamıyor o. Vefasız ama başlarız mesela biz kendi aramızda. Umumu hukuktur. Sokarız umumu hukuka. Tamam. Sanki hakimiz yani. Mahkeme kurmuşuz. Umumu hukuka sokarız. Hizmete zarar veriyor canım. Kimseyi de dinlemiyor kendine buyruk. Gibi. Bir şeyler alev şey diyor. Ağızlarından diyor alevler diyor. Gözlerinden şimşekler diyor. Kalplerinde feveranlar diyor. Mahkeme de bunu sayıyor. Akıllarından diyor nefretler diyor şeyler. Kalplerinde nefretler, akıllarında fikirler böyle. Bir düşünün adam ağzına kulağından her tarafından bir şeyler fışkırıyor. Onun için o adam çıkmak istiyor da vefa çıkamıyor. Onun için üstünü kapatıyor yani. Bunlar düzelmedikçe o çıkamaz. Vefa çöplükte tek tük güzelleri görebilmektir. Vefasızlık ise galip ve çok güzellikler içinde tek tük kötülükleri görüp öne çıkarmamaktır. Mesela İstanbul çöplüğü düşün. Vefa bu kadar pislikler içinde tek tük filizlenen çekirdekleri görmek. Tek tük var. Orada çiçek var. Orada da çiçek var. Mesela götür çöplüğe. Eskide Altınşehir'de İstanbul çöplüğüydü. Yani yöresel şeyler var mesela. Pazarın çöplüğünü gördüm. Pazar ilçesi belediyenin bir yere koymuş. Hakikaten ağırdan çıkmış. Yani pislikler içinde tohumlar da çıkıyor tek tük. Ağırdan da çıktı. Oradan da götür çöple. Birinci nazar bu. Hani bardakta misal verirler ya. Vefasızlık ise genel olan bir bahçede bu kadar neşinema içinde o çürük. O da kurumuş. O dal kopmuş. Demek. Aynı misali Uhuvvet Risalesi'nde hani bir gemide şey olsa 9-10 misali. Onun yöntemi yani. O yöntem. Çok antika. Hikmeti vardır demeden vefa nedir? Hikmeti vardır demeden yapman gerekeni yapmaktır. Yani hikmeti var. Niye kopuksun? Niye alakasın? Niye aleyhindesin mesela? Hikmeti var. Sıralamadan, sakın sıralamadan yapman gerekeni yapmaktır vefa. Değil kendisini böyle beraberken, ya bırak adam mı ya gibi değil ki yüz yüzeyken, bak bu çok önemli şu anda söyleyeceğim. Bu Allah Resulü'nün de Hatice'sinde var yani, bu en zirvede. Yani çok acayip bir şey ya bu haslet. Haslet çok acayip ama Hatice de radiyallahu anh'a ya Rab şefaatine mazhar eyle. Evet. Allah'ım bu dersimizi ona haberdar eyle. Evet. Ben ona gittiğim zaman özel ona kabristana giderdim. Komple grubu götürürdüm. Şurada yatıyor derdim. Yasin'i bağışlamadım azdır. Yani zannetmiyorum. Böyle. Ona acayip. Niye? İlk önce Ahmet Muhammed'e ettikten sonra ilk iman edenler Mekke'de 1,5-2 saat mi o Hira'ya günde 2 defa gidermiş. Ya yeter ya Muhammed mağara, evinde mağara gel buraya sen artık ya sana su ve ekmek bazı yani onu getirmekten usandım ya ne yapıyorsun
demedi. Hiçbir zaman, hiçbir zaman sorgulamadı. Niyesini de sormadı. Ve herkes aleyhindeyken o her şeyini verdi. Ama Allah Resulü vefatından sonra Ayşe-i Sıdık validemiz diyecektir ki ya ben işte bir işte bekar olan bendim eşlerin içinde. Ama öyle bir gün geliyor. Hiçbir gün yok ki Hatice'siz zikretmeden, hatırlamadan günün geçmiyor dediği zaman öyle demişti. Herkes beni reddettiği zaman o iman etti. Herkes benden kaçarken o her şeyini bana teslim etti vesaire. Şimdi buna bu şeyden sonra değil kendisine kendisi yokken şahs-ı manevisini temsil ona saygı duymaktır. Yani değil kendisi yokken bile bir toplumda bahsediliyorsa onun şahs-ı manevisine saygı duymak ve gıyabında maddi ve manevi sahiplenmektir. Onu korumaktır, kollamaktır. Haksız dahi olsa yanlışını söylesene bile kardeşim. Yani evet kusur olabilir ama onun haline bugün şimdi burada bulunmak doğru değildir. Hiç de lüzum yoktur. Kur'an'da bir mana Cenab-ı Hak diyor seni yaratana değil insandan insana. Allah diyor ki ahdenize niye vefasızlık yapıyorsun? Niye ahdinizi unutturuyorsun? Allah diyor ya. Ahdinize niye vefa göstermiyorsunuz? Ahdınızı niye bozuyorsunuz? Yani İbrahim değil kuldan kula Allah hakikaten ya. Allah o gösteriyorsunuz. Şimdi vefaya hepsini toplayınca esma bütünlüğüyle bakabilmek diyebilir miyiz? Yani denilir tabii. Yani denilir. Niçin esma bütünlüğünün bir cilvesidir? Vefacı bir sıfattır ya. Şimdi ben doğru bakmaya da sıfat mıdır, kanuniyet midir, seciye midir, vefa nedir abi? Onu da bilmiyorum. Ama hakikaten yani çok çok mühim bir şey. İnsanı insan yapan değer olsa gerek ki 18 bin alemin hulatası, haritası olan Kur'an'a değeri ve makamı kadar değer vermişken Allah vefayı öne çıkartıyor. Yani niye ahde vefa göstermiyorsunuz? Demek ki Allahça da çok acayip bir şey yani. En vefalı, en çünkü bize vefa öğreten Allah'tır. Vefaya. Yani vefasız hakikaten insan insan değil ya. Vicdanın bir sıfatı sanki değil mi? Yani onu Osman neresi yapamadım ama yani bir şey diyebilmem için şu kesin hükmetmem lazım. Vicdan da değil. Çünkü vefa bir toplama yani. Şimdi sen sende yani şu cümle oldu külliyatta. Esmalar tezahür etmesi lazım ki yani belki vicdan da gözükebilir ama şu diyor toplama okumuştum Kırıkan'da. Onu gördüm bugün. Vefayı şöyle tanımlıyordu oradaki Hasan. Yani okumuş şöyle diyordu. Vefa ruhu alilerin eylemsel itibariyle fotoğrafıdır. Dışsal. Evet. Yani âli ruhların özelliğiymiş vefa. Âli ruhların dışsal kelamda veya davranışta kendisini ifade eden fotoğrafmış. Âli ruhların özelliğidir. Yani ruhsaldır bu. Yani âli ruhların özelliği diye külliyatta da o muhakematta Gavrilina'dan çekilirken dediği yerde ruhun sıfatlarını anlatıyordu. Âli ruhların eylemsel veya kelam, sözel kendisini ifade eden ruhun fotoğrafıdır. Âli ruh olduğunu kesin. Âli ruhlarda olur. Evet. Vefasızdan vefasız olur işte. Bir şey olmaz ondan. Bilse bile bir fayda, bereketi olmaz. Bazı insanlar çok bereketlidir. Çok bildiklerinden değil. Âli sıfatlar var. Çünkü Allah onların şanını yüceltiyor. Allah biliyor musunuz? Dua ediyor biliyor musunuz? Allah onların bereketini artırsın diyor. Nur suresinde. Allah dua ediyor. Galiba 35, 36, 37, 38, 39. ayetlerden bir ayet. Nur suresinde. Allah onların bereketini artırsın diyor. Acayip bir şey. Allah dua ediyor onlara. Bir bakın o meali.
Allah dua ediyor ya Nur suresi 24. surede. Allah onların bereketini artırsın diyor. Ben mi yanılıyorum ya? Acayip bir şey yani. Çok yani vefada örnek misalli insanlar. Allah'a vefa ettikleri için. Adem Aleyhisselam vefasını nasıl gösterdi? Kusuru derüfte ederek. Yani sıdkiyetiyle sıddık olduğunu derdi. Nerede gösterdi? Bu kürsüde söyledi bunu abi. Nasıl söyledi? Nefsin hakikatini gördü. Ben nefsime zulmettim dedi ya. Nefsin hakikatini orada gördü. Ve razı olan bir nefis, kendi de razı, Allah da ondan razı olunca sıdk olur bundan. Ya Allah razıyım diyor ya. Evet. Ebu Bekir Sıra demiş değil mi? Vefaya, vefaya bu şekilde. Evet. Ne oldu? Cennette yasak meyveyi yiyince ahde vefasızlık yaptı. Sözleşmeyi bozdu. Senede attığı imzayı bozdu. Cezayı yedi ama fenayı görüp bununla bu verilen cihazatlarla alem-i şehadette şahitlik edip tekrar bekaya gitmek üzere Allah'a yere indirdi onu. Suru terapi etti ya. Evet. Çok garip.